Yani VPN kullanımına müsaade etmediklerini bildiğimiz devletin yetkilileri kendileri görüşlerini, mesajlarını VPN kullanarak insanlara ilettiler. Niçin? Çünkü kendileri koydukları engeller yüzünden. Şimdi bu engeller bir deneme miydi? Yani bugün yapılan, o gün yapılan o kısıtlama erişimin imkansız hale getirilmesi acaba daha sonra başka ortamlarda, başka vesilelerle de tekrarlanabilecek olan bir şey mi? Nasıl yapıldı o iş? Çok basit. İşte bu konuların uzmanı olan bir takım ülkeler var, İsrail gibi. Onların ürettiği bir takım elektronik cihazlar var. O cihazlar kullanılarak bu yapılabildi. Şimdi demek ki devletin elinde o cihazlardan var. Onu biliyoruz şu anda yapıldığı için. Halbuki daha önce böyle bir bilgimiz yoktu. Öyle cihazların devletin elinde olduğunu bilmiyorduk. Çünkü o cihazlar aynı zamanda başka işlere de yarıyor. Yani demokratik ülkelerin cevaz vermediği işlere de yarıyor. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde Türkiye bir terör eylemiyle karşı karşıya. Aslında şu anda bizim konuşmamız gereken verilmiş olan saatli bilgiler istikametinde bu olaya doğru bir teşhis koymaktı. Ama dikkat ederseniz ilk gün açıklama yapıldı, pazar günü. Bugün Perşembe. Bu arada herhangi bir resmi ağızdan herhangi bir resmi açıklama duymadık. Emin Bey'in beklediği gibi savcılardan da bir açıklama gelmiyor. Halbuki ilk gün konulduğu bir teşhis ve kamuoyu şu anda bunun öyle bir eylem olduğunu düşünüyor. Öyle bir kanaate sahip.